Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çokgenler konusundaki ÖSYM tadında sorular 3 testin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısı 360 bölü en şeklinde hesaplanır. Bir kenar 4 cm olan düzgün sekizgenden bahsediliyor. Ve burada da bir eşkenar dörtgen çizilmiş. Şu eşkenar dörtgeni kullanayım ben. Eşkenar dörtgeni nasıl kullanabilirim? Eşkenar dörtgende hop şu köşegen aynı zamanda düzgün sekizgenin de bir köşegeni oluyor. Bunu çizmek mantıklı. E burada bu köşegen nedir? Açı ortaydır. E hocam burası zaten açı ortaydır ve 360 bölü 8'den öncelikle bir dış açıyı bulalım. 45 derece. Dış açı 45 derece ise iç açı 135 derece yapar. 180'den 45 çıkartımda. E şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı eşitleri de yazalım. 180'den 135 çıkart 2'ye böl. O zaman burası 22 buçuk. Burası da 22 buçuk çıkar. E toplam 45 yaptı. O zaman burası 90 yaptı. Çünkü bu açın tamamı 135 derece olduğundan. E sonra şu kenar eşkenar dörtgenden dolayı şurası da eşit olmak zorunda. E şurada eşitlik var. Burası da 90 derece. O zaman burada ne gelecek aklımıza? O şu. İkiz kenar da üçgen aklımıza geldi. E o zaman burada açıyı yazan 90 45. 45 yaptı burası. E tamam 135 derece olduğundan dolayı burası da 90 derece yapar mı yapar. Bir kenarı kaçtı bunun 4'tü. Hocam burası 4, burası 4, burası 4. 4, 4 ise burası 4 kök gidir. Ve burada bir pisagor bağıntısı yaparsak x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 4 kök karesi a ben kısa yoldan yapacağım x normalde burası 4 çarpı 1 burası 4 çarpı kök 2. o zaman burası da 4 çarpı kare içinde 1'in karesi artı kök karesi yani 4 kökü şeklinde buluruz arkadaşlar kısa yol pisagor bağıntısı hatırlıyorsunuz değil mi evet birinci soru böylelikle balık kesir çıktı geldik 2'ye Aşağıda düzgün altıgen biçimdeki havuzun çevresine 12 tane eş küçük düzgün altıgen ve bu küçük altıgenlerin yarısı kesilerek elde edilmiş 6 tane eş Yamuk mermer et evet, altta eş yamuk mermer şu şekilde konulmuş altıgenin yarısı. Buna göre havuzun alanının mermerlerin toplam alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle şunun bir kenarına e, ne diyelim? Oran soruluyor gerçi 1 diyelim. E bunun bir kenarı 1 ise bu altıgenin yarısı en uzun köşegen bu simetri ekseni bir kenarın iki katıdır. O zaman burası da nedir? 1'dir. E tamam. Havuzun alanının mermerlerin toplam alanına oranı nedir diye soruluyor. Normalde altıgenler birbirine benzer mi? Benzer. Belli bir katta büyütülmüşü. Altıgenin bir kenarı şey bir kenarı 1. Öbür altıgenin bir kenarı kaç? 4. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 16. Yani burada kalan A iken burada kalan 16 A mı olacak? Evet. E hocam bunları sayacağız. A'dan kaç tane var? 1, 2, 3. Her bir köşede ikişer tane var. O zaman 12 tane var burada. 12 tane A havuzun alanının havuzun alanı bir kere 16A. 16A'yı neye oranlayacağız? Her bir köşede 2 tane tam olduğuna göre 12A var. Artı bir de ne diyeceğiz arkadaşlar? Diğer yarımları toplayacağız. Burası da A bölü 2 değil mi? Evet yarımlardan da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane A var. 6 tane A bölü 2 de 3A değil midir? Evet topladığımız var 16 bölü 15A mı yapıyor? 16 bölü 15A yapıyor. O zaman cevabımız da yapacaktır? 16 bölü 15 yapacaktır. Biraz benzerlik içine girdik. Benzerliğe burada da girebilirsiniz arkadaşlar. Yoksa işte bir tanesinin alanı 6 tane akara 3 bölü 4'ten öbürünü de yazıp böyle yorumlama da yapabilirsiniz tabi ama e, benzerlik tabi daha mantıklı burada. İkinci soru böylelikle edremit oldu. Üçüncü soru MSU 2021'de çıkmış. Ben kanalımda çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. Geldik dördüncü soruya. 3 özdeş ikizkenar yamuk. Bir düzgün altıgen içine yerleştirilmiş. Arkadaşlar düzgün altıgen içerisine yerleştirilmiş. Burada kaç? 120 derece ya. Tepece kaç? 120 derece. Burası da 120 derece. O zaman burada kaçlar? 60'ar er derece mi yapıyor? Evet. Sonra şurası 10 verilmiş. Aa bak kısa kenara 10 verilmiş. Üst tabana 10 verilmiş. E, burası kısa kenar. E burası da kısa kenar 10. E burası da kısa kenar 10. E şu x kenar yamukta bir kenarlar şuraya a diyecek olursam eğer o zaman burası da a burası da a olduğundan dolayı 2 artı 4 2 artı 4 eşittir 10 ise buradan a'yı kaç buluruz 3 buluruz a da 3 çıktı bizden ne isteniyor arkadaşlar bizden x kenar yamuklardan birinin çevresi isteniyor. E, 60 derece var bilmem ne var. Şuradan çekeriz diki. 90'ın karşısı 3 iken 30'ın karşısı 3 bölü 2'dir. Buradan da çizeriz diki. Aynı şekilde burası da 3 bölü 2'dir. Burası da 10. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 3 bölü 2, 3 bölü 2, 3 yaptı. Bir de 10 var 13 yaptı. O zaman çevre 13, 3, Ondan sonra 10 var. Bir de 3 var. Topladığın zaman kaç yapıyor bunları? 29 yapıyor. Dön. Yani 4. sorunun doğru cevap böylelikle Edremit oldu. Geldik 5'e. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı bu formülle bulunur. Dış açıyı bu bilmem ne falan filan. Şimdi 3 kenarı 2 birim olan 6 eş yamuk. Bu şekilde konulmuş. Eş yamuk olduğundan taban açıları alfa alfa mı? Evet. Alfa alfa burası. Hocam burası da alfa alfa. Toplamda 2 alfa eşittir 120 olduğundan dolayı Şurayı yazayım. 2 alfa eşittir 120 olduğundan dolayı alfayı kaç bulduk? 60'er derece bulduk. Tamam burada kaçımız? 60 derece çıktı. Şu açı 60 derece. Bu açı da 60 derece ise. Sen buradan bir dik çizsen. Buradan da bir dik çizsen. 2 ise yukarısı. 2 90'ın karşısı. 2 ise 30'un karşısı. 1. Burası da 1. Toplamda burası kaç çıktı? 4 çıktı. E o zaman uzun kenar 4. Kısa kenar 2. Uzun kenar 4. Ee, yan kenarlarda 2 2 olduğunu biliyoruz. Bu simetri ekseni değil mi arkadaşım? 4, 8, 10. Simetri ekseni 10 birim. Bir kenarın 2 katıydı. Yani burası 5 birim olacak. O zaman burası 3 birim oldu. Bir kenar 5 birim olduğundan dolayı evet. Yani şunlar 3, 3, 3. Şurası da 5 mi çıktı? Evet. Şimdi tabi buranın da ben 2, 4, 2 olduğunu biliyorum. Buna göre görünen kırmızı boyalı çev bölgelerin çevreleri toplamı nedir diye soruluyor. Evet çevreleri toplamı ne olacaktır arkadaşım? Alt taraf 8. Be 8, 5 daha 13. 16, 19 mu yaptı? Evet. Bir tanesi 19 öbür tarafta 19 topladığımız zaman kaç yapıyor o zaman 38 yapıyor. Yani 5. sorunun doğru cevap böylelikle denizli oldu. Geldik 6'ya. Düzgün beşgen biçimindeki bir kumaş şekildeki gibi kesik çizgiler boyunca kesilip 5 tane üçgen parça çıkarılıyor ve bir düzgün öngen elde ediliyor. 360 bölü 5, 360 bölü 10 pardon 36. Evet bir dış açısı 36 oldu. 36 36. Ee, dış açısı 36 36. Burası da 36 36 oldu. Bunların hepsi 36 36 oluyor. Düzgün çokgen, Şu eşitleri koyalım. Düzgün ongen elde edilmiş ya. Hocam o zaman buradaki üçgenlerin hepsi aynı üçgen oluyor. 36, 36, 108, 108'in karşı çift çizgi. 36, 36, 108, 108'in karşı çift çizgi olduğu için şuradaki kesik üçgenler eş üçgen oldu. O zaman eş üçgen olduysa ben şuraya bir A diyecek olursam şuraya da bir B diyeyim. A, A, B üçgeni. Hocam A, A, B üçgeni. Aynı şekilde A, A, B üçgeni diye devam eder. E bize ne vermiş? Çıkarılan üçgenlerden birinin çevresi 2A artı B'yi kaç vermiş? 12 vermiş. Hocam B'yken burası da B ya. a bak düzgün beşgenin bir kenarı da 2A artı B yaptı. Yani burası zaten kaç? 12. Düzgün beşgenin bir kenarı 12 yaptı. İlk durumdaki beşgenin çevresi soruluyor. 5 tane 12 olacağından cevabımız böylelikle 60 çıkar. Evet 6. soruda böylelikle C oldu. Ve ÖSYM tadında sorulardan 3.sünde bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 4.sünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.